Sayın İlham Heyderoğlu, Sayın mevkidaşım, Sayın meslektaşlar, ben bu davetiniz için teşekkür etmek istiyorum. Gerçekten çok misafirperver topraklardır Azerbaycan toprakları ve buradaki manzaralar, Bakü'nün manzaraları çok güzeldir. Bakü sizin ve Azerbaycan sizin liderliğinizde çok gelişiyor. Bunu görüyoruz. Azerbaycan çok planlı. Bizim için de çok planlı dostluk ilişkileri Azerbaycan'la ilişkilerimizde önemlidir. Eşitlik, karşılıklı menfaat, kültür, insani işbirlikler ve diğer alanlar bizim ilişkilerimizin bir parçasıdır. Dün aslında görüşmelerimize başladık ve şunu söylemek istiyorum özellikle dünkü gösterdiğiniz karşılama aile ortamında sıcak bir karşılamaydı. Bunun için çok teşekkür ederiz ve daha sonra biz iş konularında görüşmeye başladık. Her alanda görüşmeleri gerçekleştirdik ve bu görüşmeler kapsamında birçok alanda işbirliğimizi değerlendirdik. Ortak bildiride şunu söylememiz gerekiyor. Dinamik olarak ikili ilişkilerimizi artıracağız, geliştireceğiz ve bugün imzalanan belgeler, anlaşmalar sayesinde de daha da mümkün olacaktır. Hepiniz şahit oldunuz bu imzalamaların. Bunun dışında özellikle karşılıklı menfaat içeren ikili ticaret hacimlerimizi arttırmayı planlıyoruz. Rusya ve Azerbaycan için, Rusya ve Azerbaycan birbiri için önemli ticari ortaktır ve daha önce toplantımızın başında da bunu söyledik. 4 milyardan daha fazla bir ticaret hacmimiz var ve bu ticaret hacmi gittikçe artıyor ve gittikçe artarak 4 milyardan fazla doğrudan yatırım var Azerbaycan ekonomisine ve bütün bunları söylememiz gerekirken şunu da söylemem gerekir. 1300'e yakın şirketimiz Azerbaycan pazarında faaliyet gösteriyor. Bu da şunu gösteriyor. Aslında bizim ticari ilişkiler gelişiyor ve daha da gelişmeye devam edecektir. Azerbaycan Cumhuriyeti'nin Cumhurbaşkanı birçok alandan bahsettik ve gerçekten de her birisi bizim için stratejik olarak önemlidir. Ekonomik işbirliğimizin anahtar alanlarında işbirliğimiz, hükümetler arası Karma Ekonomik Komisyonu'nun da katılımıyla, destekleriyle mümkün oluyor ve bildiğiniz gibi yakın zamanda gerçekleşen bir hükümetler arası komisyonun toplantısı Bakü'de gerçekleştirildi ve sonuçlarını büyük bir sevinçle karşıladık ve Azerbaycan pazarında bizim şirketlerimiz oldukça kendini rahat hissediyor ve daha önce de söylenmişti. Lukoil şirketi, Kamaz şirketi burada bildiğiniz üzere montaj faaliyetine başlamıştır. Solis, UAZ başarılı bir şekilde faaliyet gösteriyorlar ve bunun dışında gelecekte de bu gelişim devam edecektir. Azerbaycan hükümetine oluşturduğu imkanlar için teşekkür ederiz. Bunun dışında Rusya'dan vagonlar Bakü metrosu için gönderilecektir. Umut ediyorum ki bu vagonları kullananlar da memnun olacaklardır. Bunun dışında Rusya gemi inşaatı şirketi Bakü gemi inşaatı fabrikası tanker üretimine başlayacaklar ortak olarak ve petrol taşıması için kullanılacaktır bu tankerler. Azov Karadeniz alanında enerji kaynaklarının dünya pazarlarına gönderilmesi imkanlarını bu şekilde arttırmış olacaklar. Kuzey-Güney projesinin gerçekleştirilmesi konusundaki destekleriniz için teşekkür ederim. Biz bu şekilde Hint Okyanusu'na çıkmamızı kolaylaştırmış olacağız ve karşılıklı menfaat için birçok faaliyette bulunacağız. İnsani işbirliklerimiz de aktif olarak gelişiyor. Haziran ayında Azerbaycan'da başarılı bir şekilde Rusya Kültür Günleri gerçekleştirildi. Burada fuarlar, konserler, tiyatrolar ve birçok diğer
kültürel etkinlikler organize edildi. Ve biz geleneksel olarak Azerbaycan dostlarımızı Eylül ayında 10. Sankt Petersburg Kültür Forumu'na davet ediyoruz. Azerbaycan'da her yerde ve serbest bir şekilde Rusça kullanılıyor ve bu konu, bu eğilim Azerbaycan Cumhuriyeti hükümet tarafından da, liderleri tarafından da destekleniyor. Bunun için teşekkür ederiz. Daha önce söylendiği gibi Moskova Tıp Enstitüsü olsun, Moskova Devlet Üniversitesi buradaki şubesi olsun ve diğer alanlarda da Rusça yüksek öğrenim görme imkanları da burada imkanları da sunuluyor. Azerbaycan Cumhurbaşkanı birçok diğer alanlarda da desteklerini sunuyor ve bu projeleri gittikçe artırmaya ve uygulamaya başlayacağız ve artıracağız. Rusya'da birçok şey aynı zamanda yüksek kalifikasyonlu çalışanların eğitimi için gerçekleştiriliyor. 8.000'den daha fazla Azerbaycanlı genç Rusya'da eğitim görüyor ve 2.000'e yakını devlet bütçesi, Rusya devlet bütçesi kapsamında ve bizim babalarımız, dedelerimiz, dedelerimizin babaları dünyayı faşistlerden, nazilerden kurtardı ve bunu unutmuyoruz. 80 yıllık zaferimizin 80. yılını birlikte kutlayacağız. Bunu da görüştük. Bunun dışında birçok bölgesel gündeme de değindik. Özellikle Azerbaycan'ın Hazar ve bölgesinde ve Güney Kafkasya'da oynadığı rolle ilgili görüşmeler gerçekleştirdik. Ülkelerimiz egemenlik iç işlere hiçbir şekilde müdahale edilmemesi kurallarını ve uluslararası hukukun üstünlüğü konusunda desteklerini bu prensiplere göre hareket ettiğimizi de belirttik ve bu şekilde davranmaya devam ediyoruz ve bunun dışında Moskova'daki görüşmeler olsun ve outreach formatında olacak olan toplantılarda olsun, mesela BRICS kapsamında Ekim'de Kazan'da gerçekleşen toplantılarda olsun, katılımınızı sevinçle karşılıyoruz. Azerbaycan-Ermenistan ilişkileri konusunda da bazı konulara değindik ve Rusya bu konuda çözümlenme alanında desteklerine devam edecek ve üç taraflı anlaşma konusundaki anlaşmaların uygulanması konusunda desteklerine devam edecek. Bu üç taraflı anlaşma 2020-22 yıllarında ulaşıldı. Bunun dışında Sovyet döneminden beri olan belgelere dayanarak sınırlar arası olan koridorların açılması konusunda desteklerimizden de bahsettik. Bu bölgede olan bütün halkların ve devletlerin menfaati için ortak adımlar atıyoruz ve biz tabii ki bu ziyaretin sonuçları konusundan da oldukça memnunuz. Yaptığımız müzakereler, varılan anlaşmalar Azerbaycan ve Rusya arasındaki stratejik ortaklığının gelişmesine daha da çok katkıda bulunacaktır. Teşekkür ederim dikkatiniz için.